pozitron emisyon tomografi demek. Kısaltılması. Tabii ki atomu parçalamıyoruz ama hastaya verdiğimiz molekülün vücuduna tam olarak yayılabilmesi, herhangi bir akut veya kronik yan etkisi yok. Alternatif tedavi var mı yok mu? Bunun radyasyonu hastaları genelde biz damar yoluyla. Radyasyon atmanın en güzel yolu bol bol sıvı tüket. Nükleer tıpta sintigrafi, PET-CT ve tedavi. İsmim Refik Bilgin. 1983 Malatya doğumluyum. Tıp Fakültesi'nin 9 Eylül Üniversitesi'nde iç sahasımı Şişletval Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tamamladım. 8 yıllık nükleer tıp uzmanıyım. Nükleer tıpta sintigrafi, PET-CT ve tedavi, özellikle teranostik kısmıyla uğraşıyorum. Tedaviler güncel yaklaşımlarımız. Burada nükleer onkoloji kısmında ciddi anlamda yenilikçi tedaviler ülkemizde artık uygulanmaya başladı. Tabii ki atomu parçalamıyoruz ama kullandığımız moleküller radyoaktif moleküller olduğu için ismi biraz ilginç geliyor. Burada kullandığımız moleküller radyoaktivite içerdiği için biz burada hastayı tanı ve görüntüleme işlemleri uyguluyoruz. Doktorunuz sizden PET-CT isteme sebebi, eğer size daha önce yapılmış olan herhangi bir görüntüme varsa, burada şüpheli bir lezyondan şüphelendiği için bu lezyonu daha iyi tanımlayabilmek için PET-CT istemiş olabilir. Burada illa her PET-CT istenen hasta kanser çıkacak veya kanser tedavisi görecek diye bir kuralımız yok. Buradaki amaç lezyonu daha iyi tanımlayabilmek, daha iyi verifiye etmektir. PET-CT hastaya damar yoldan radyoaktif molekül verildikten sonra bir miktar dinlendiriyoruz. Bu yaklaşık 60 dakika oluyor. 60 dakika sonra hastamızı PET-CT cihazını alıp, PET-CT cihazımız da kapalı sistem değil, tamamen açık bir sistem. Klostrofobisi, yani kapalı ortam fobisi olan hastalar için uygun. Herhangi bir anksiyete aşımlarına gerek yok. Yaklaşık 20 dakika süren bir çekim. Radyasyonu hastaları genelde biz damar yoluyla, intravenöz uyguluyoruz. Şimdi radyoaktif moleküllerin bilinen herhangi bir akut veya kronik yan etkisi yok. Sadece bir miktar düşük dozlu radyoaktif molekül uyguluyoruz. Bu da ihmal edilebilecek kadar düşük dozlu olduğu için burada bizim kullandığımız radyoaktif maddelerin hastanın tanısına verdiği yüksek katkıdan dolayı kar zarar oranını düşündüğümüz zaman ciddi anlamda fayda sağladığı için bu ihmal edilebilir düzeyde radyasyon hastaya belirgin bir yan etki oluşturmayacak. Çevrenizdekilerde herhangi bir kalıcı yan etki veya herhangi bir toksite oluşturmayacaktır. Verdiğimiz radyasyon hastada kalır. Hastanın belli bir yakınlık marjına kadar ışınlayabilir. Bu da maksimum 1 metrelik bir mesafedir. Uzun süre ve çok yakın süre hastayla yakın temasta bulunmazsak herhangi bir kalıcı etkisi oluşmayacaktır. Bulaşıcı değildir. Radyasyon bulaşma yöntemleri birkaç yolda olabilir. Bunlar genelde idrar, ter, tükürük ve kan olabilir. Onun haricinde herhangi bir eşyayı tutmayla veya bilgisayar, sandalye, masa kullanmayla bulaşmaz. Evet, bu hastalardan çok sık aldığımız sorulardan biri. Radyasyon atmanın en güzel yolu bol bol sıvı tüketmek, özellikle su tüketmek. Tabii açık ortamda bulunmak, çimde yürümek, duş almak radyasyon atmaya katkı sağlar. Evet, bu da hastalarımızdan çok sık aldığımız güzel sorulardan. PET-CT ve sintigrafiden sonra eğer hastamıza sakinleştirici bir ilaç uygulamadıysak, bu gerginliğinden ve anksiyetesinden dolayı PET-CT çekildikten sonra günlük hayatlarına hemen devam edebilirler. Tabii önlemlerimiz şöyle, gebe bir çocuğa çok yaklaşmamak kaydıyla. Eğer sakinleştirici bir ilaç aldıysa bu gerginliğinden dolayı, herhangi bir gerginlik sebebinden dolayı PET-CT çekildiği gün günlük aktivitelerine geri dönmemesi, evinde dinlenmesini önereceğiz. Evet, bu genel olarak yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. Hastalar PET-CT'ye, nükleer tıpa geldikleri zaman bir stres yaşıyorlar. Çünkü bilmedikleri, daha önce toplumdan işitmedikleri bir ortam ve nükleer tıp branşı toplum tarafından çok tanınmayan bir branş olduğu için PET-CT çekildikleri zaman veya nükleer tıp bölümüne geldikleri zaman bir kaygı, bir anksiyete yaşıyorlar. Biz de bu kaygı ve anksiyeteyi giderebilmemiz için, raporlamalarımız ve görüntülerimizin kalitesini artırabilmemiz için hastalarımıza bu gerginliği azaltabilmek için yardımcı olacak ilaç önerisinde bulunuyoruz. Bu ilacın da yaklaşık ömrü birkaç saat. Bu ilacı kullandığımız zaman günlük hayatımıza dönüşü ertesi günü bırakmamız daha sağlıklı olacaktır. Şimdi PET-CT'nin isminden bahsedelim ilk başta. PET-CT pozitron emisyon tomografi demek. Kısaltılması PET. Bunu biz tomografiyle birleştirirsen hibrit bir cihaz elde ediyoruz. Tabii bu hibrit cihazı biz sadece konuşarak size anlatmamız çok zor. Bu cihazı yerinde görelim. Hep beraber gidelim ve yerinde görelim.
Evet, PET CT ünitesine geldik. Bir saat öncesinde radyoaktif molekülü verdiğimiz hasta bir saat boyunca dinlendirdik. Dinlendirmemizin amacı hastaya verdiğimiz molekülün vücuduna tam olarak yayılabilmesi. Dinlendirme süresi dolduktan sonra hastayı PET CT yatağına alıyoruz. PET CT yatağını almadan önce üzerinde metal eşyaları olup olmadığını kontrol edip bunlar varsa hastadan çıkarmasını istiyoruz. Çıkardıktan sonra hastayı pozisyon veriyoruz. Hastayı sırt üstü yatıp kollarını başının arkasına almasını istiyoruz. Daha sonrasında çekimin başlayabilmesi için teknisyen arkadaşlarımızdan yardım isteyip hastayı çekim moduna alıp görüntünün oluşması safhasına geçiyoruz. Görüldüğü gibi hasta cihazın içerisine yatak vasıtasıyla devam ederek giriyor. Burada PET CT cihazının arkasında CT, önünde PET komponenti var. İlk etapta tomografi görüntüleri alınıp daha sonra PET datası alınmaya başlıyor. Bu işlem yaklaşık 20 dakika sürüyor. 20 dakikanın sonunda görüntü tüm vücut değerlendirme için hazır hale geliyor. Tüm vücut değerlendirmesi için doktor bilgisayarına gelen görüntü ön değerlendirmeden geçiyor. Bu değerlendirme sonucu eğer ek görüntü ihtiyacı olursa 45 dakika sonunda, ortalama 45 dakika sonunda hastamıza ilgili alandan bir ek görüntü alıp işlem sonlandırılıyor. Evet, PET çekim odasından doktor odasına geldik. Şimdi elde ettiğimiz görüntüleri incelemeye başlayalım. Şimdi gördüğümüz görüntüler PET ve CT datasına oluşan PET-CT hibrit görüntüleri. Burada hastanın lezyonunu değerlendirmeye başladığımız zaman tüm vücut değerlendirme yapıyoruz. Yani beyinden başlayıp uyluk kemiğinin ortasına kadar tüm vücudu değerlendirme amaçlı. Bütün iç organları, iç organların yanında lenf nodları ve ilgili kemik alanlarında herhangi bir lezyon, lezyonun metastazı var mı yok mu, primer lezyonun iyi huylu veya kötü huylu olduğunu değerlendirme işlemini yapıyoruz. Buradaki amacımız PET-CT'deki elde ettiğimiz görüntüleri kliniğe uyarlayabilmek. Burada klinikteki amacımız tedavi, hastanın tedavisine katkı sunabilmek. Hasta hangi tedaviye uygun olduğunu, operasyon mu, kemoterapi veya radyoterapi mi veya bunun dışında uygulanacak ekstra alternatif tedavi var mı yok mu, bunun kararını vermekte klinisyene yardımcı olabilmek. Şüpheli lezyonlarda lezyonun karakterini belirlemek. Yani bu iyi huylu mu, kötü huylu mu? Ana hedefimiz bu. Bunun haricinde tedavi almış onkolojik hastalarda tedavi yanıtı değerlendirme veya ameliyat olmuş hastalarda hastalığın tekrarı yani nüksü gelişti mi bunu değerlendirme. PET CT'i böyle günlük rutinde kişinin isteyebileceği bir tetkik değildir. Çünkü radyasyonu çalışan tüm cihazlar doktor kontrolünde kullanılmalı. Doktor önerisi olmadan, nükleer tıp hekiminin değerlendirmesinden geçmeden önerisi olmayan herhangi bir durumda PET-CT çekilemez. Hayır, yani her hasta biyopsiye hemen gitmek zorunda değil. Öncesinde bir görüntüleme, bu BT, MR, ultrason olabilir. Ondan sonrasında PET-CT ile lezyonun karakteri belirlenebilirse, iyi veya kötü huylu olduğu belirlendikten sonra, ondan sonra hastalığın tedavi süreci başlar. Bu safhada biyopsi yapılabilir veya PET-CT'den hemen önce biyopsiye gidilebilir. Tabii PET-CT çekimden önce PET görüntüsünün kalitesini artırabilmek için ve dolayısıyla rapor kalitesinin artabilmesi için hastaların uyması gereken kurallar var. Bir gün öncesinde hastaların ağır egzersizden uzak kalması, ağır efor yapmaması, sakız çiğnememesi, en az 4 saat aç kalması ve diyabetik hastalarda en az çekim öncesi en az 5 saatlik açlık ve 5 saat öncesinde hafif bir kahvaltı, sonrasında eğer hap kullanıyorsa hapını kullanması veya insülin kullanıyorsa insülin ilaçı yapması, daha sonrasında herhangi bir besin tüketmemesini öneriyoruz. Bu süreçte su tüketebilirler ancak ilaç ve besin tüketmemeleri lazım. Buradaki şekerle alakalı olan kısmı kullandığımız radyoaktif molekül. Kullandığımız radyoaktif molekül şeker türevi bir ilaç. Fluorodeoksiglikoz, FDG dediğimiz bir molekül. Bu molekül şekerle yarışır. Vücutta şeker yüksek olursa verdiğimiz FDG molekülü istediğimiz ölçüde dokuları yerleşemez, tutunamaz. Bu da bizim görüntü kalitemizi bozar, raporlamamızı etkiler. O yüzden şeker hastalarında şekerin regüle olması, düzenli olması, özellikle 200'ün altına çıkması anlık kan şekerinin, şeker yüksekliği olmayan hastalarda ise öncesinde şekerli gıdaların tüketilmemesi önemli. PET CT'den sonra ertesi gün yani 24 saat boyunca emzirmeyi önermiyoruz. 24 saat boyunca eğer emzirme dönemindeysek
annenin sütünü sağıp atması 24. saat dolduktan sonra tekrar emzirmeye geri dönmesini önerebilir. PET CT sonrasında kullandığımız radyoaktif moleküllerin belli yarı ömürleri var. Fiziksel ve kimyasal yarı ömürleri var. Bizim burada önerimiz genel itibariyle PET CT sonrası 12 saatlik radyasyon güvenliği kurallarına uymak. Bunlar nelerdir? 12 saat boyunca gebe ve çocuklardan mümkün olduğu kadar uzak kalmak. Erişkin insanlara da 1 metrelik mesafemizi korumak. Burada çok ciddi anlamda telaşlanacağımız radyasyon yükümüz yok. Ancak biz burada çevremizdeki insanları koruma adına minimum bir 12 saatlik radyasyon güvenliği kuralları uygulanmasını istiyoruz. Bu üzerimizdeki radyasyon 12. saatten sonra artık ölçülemeyecek düzeye ulaşacaktır. Tamamen güvenli halde radyasyona arınmış olacağız.